Kanalda özellikle banka hisselerinin tekrar analizlerinin yani yeni analizlerinin yapılmadığını görmekteyim. Bu yüzden bu önümüzdeki 4 gün boyunca banka hisselerinin incelemesini yapacağım. Siz de incelemelerden geri kalmak istemiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız kanala mutlaka abone olun ve bildirimleri açın ki bu yükseliş trendine girdiğimiz yeni dönemde bu analizlerden geri kalmayın. Şimdi analizimize geçelim. Şimdi baktığımızda bu seçim döneminde bir 15 liralara kadar işçiye yükselttiler. Ardından 200 günlük ortalamaya kadar geri verdiler 10 liralara kadar. Ve şimdi yeni bir yükseliş trendi arifesinde tekrar 15 liralık bu seviyesine tekrar çıkarmaya çalışıyorlar. Ve şu anda da 13.59'larda. Şimdi öncelikle hisse zaten şuralarda o 9 lira 10 liralarda güzel 200 günlük ortalama yakın yerlerde bir kendine destek edinmiş. Şimdi şuradan hatta geçtiğimiz yıllardan yani geçtiğimiz yıllardan dedim şu Temmuz'dan artık bakın şöyle gösterirsem şu 2020 yataydaymış. Şurada bakın bir ivmelenme yukarı trend başlatmış ara trend. Ardından şurada Temmuz tabii Haziran 2022'de Temmuz pardon Temmuz 2022'de kendine yeni bir trend oluşturmuş. Ve baktığımızda ilk etapta o da ortalamaların bulunduğu yere geliyor. Yani işçi ile ilgili ilk destek noktamız 12 lira 4 kuruş. Bunu hemen yazıyoruz. Bunu adımız gibi ezberliyoruz. 12 lira 0,4 kuruş. Bu bir. Şimdi yukarıya seviyesine de bakacağız. Direncinin kaç? Zaten şurada hiç düşünmeden şurada 15 liranın direnç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Zaten şurada bakın şuradaki tepelere de gelmiş. Burada da bir direnç de zaten aşağı yukarı %2,33 bir yükselişi var. Yani dün de bu seviyelerdeydi aşağı yukarı 13 lira civarlarında. O yüzden şu tepelerden dolayı tavan veya daha yukarı bir seviyeye gidememiş ise önemli değil. Bizim için önemli olan şu seviyelerini görmek. Ne zaman gideceğini bilemeyeceğimiz için aşağıda da ne olabilir? Şuradaki 200 günlük ortalama tekrar bir durum olursa 200 günlük ortalama 10 lira 18 hatta şurada gidiplere ya 9.52'lere kadar yazalım. Teminatı olabilir. Yani bu 9.52'ye gelecek ya da düşerse 9.50'ye kadar düşecek anlamına gelmiyor. Ama yine bilmekte fayda var. Çünkü daha önce test etmiş yani o seviyelere yakın. Hatta daha da emin olabilmek için ondan önce bakın tam 200 günlük ortalamada bir desteğimiz var. 10 lira 49 kuruş, 10 lira 50 kuruş. Onu da yazacağım ben araya. Bakın kimse bu kadar seviye vermez. Kanala abone olursanız sevinirim. 10 lira 50. Önce bu 12.40'ı düşmesi kırması lazım. Sonra 12.04'ü pardon 12.04'ü kırarsa 10 lira 50 kuruşla 12.04 şu arada vakit yiyebilir. Şimdi yukarıdaki seviyemiz nedir ona bakalım. Zaten şu anda dolar yükseldiği için dolar bazlı fiyatlar da çok yukarıya gidemeyeceğinden çok aşağı düşmesi muhtemel görünmüyor. Ya bu hiç düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani 9.52 gelmez demiyorum 10.50'ler. Tedbirli olmakta fayda var. Şimdi baktığımızda zaten daha önceki analizimizde de geçerliydi. Bakın şu trend direnç kanalı burada çalışmış. 14 liralardan gene aynı yer ama bu sefer biraz direncimiz artmış. 15.47. Yani o şuradaki şu anda şu tutan 13.59'daki yani şu tepeler şu tepeler ve şuradaki tepeler bırakırsa hisseyi gideceği yer 15.47'den yani orada karar verecek. Buradan 15.47'den direnç gördüm. Yukarı mı devam edeceğim, aşağı mı devam edeceğim? Onu zamanı gelince tekrar bakmak gerekir. Ama merak eden olursa gene ben söylemeye çalışayım. İlk seviyelerimiz aşağı yukarı 15.47'yi kırarsa 17.54. Şimdi geri çekilmelerine de bakacağız. 17.54 gözüküyor. Hatta daha da ileri giderse şu arada bir daha bir seviyesi var ama onu vermeyeceğim artık. Direkt nihai hedefe
1965. Yani hisse için şunu da diyebiliriz. 1965 diyorum ama ben buna 1965 demeyeceğim de düz yuvarlayacağım. 20 TL. Bu hissenin şu an için görebileceğiz zirvesi, direnci, yani kuvvetli direnç dediğimiz direnci 20 lira. Hatta yazalım. Bunda bilmiyorum hatırlar mısınız? En son Şişecam hissesinde de kuvvetli direnç diye yazmıştım. Oradan hisse 50 liradan geri gelmişti. Gelmez diyenler olsa da. Kuvvetli direnç diyelim. 20 lira. Şu arada bir seviyesi olabilir mi ona bakacağım. Zaten bakın sanki hisse şu arada tutunmaya çalışacak. Yani burada kalmak istiyor hisse ama eğer bu alan, şu alana giremezse de şurada bir süre, birkaç gün, bir hafta, belirli bir süre, ne kadar olur bilemiyorum, tutup devam etmeye niyetinde görünüyor. Şimdi bir geri çekilmesine bakalım. Ne kadar geri almış hissenin yüzde kaçını? Kaçtan dönmüş? Bakın nereye gelmiş? Şu anda neredeyiz? Tekrardan %23'ün 0.23'ü geçmiş ama %0.50'ye kadar gelmiş daha önce neredeyse. Hatta bundan önce Şubat'ta gelmiş. O deprem olayında. Şurada tekrar bir test etmiş. Yani %50'nin altını görmüyor gibi. %0.61 ölü kedinin sıçradığı yer 8.52 gözüküyor. Bir de şöyle tersten bakalım mesela. Şöyle yaparsak. Şurada bir düşüş yaşadı. Şunu hatta alalım. Şunu alalım. Nereye geliyor? Bakın 18'lere geliyor 1.618'i. İkisi 23'lere geliyor. Yani şu an için 20 liraları biraz uçmak kaçmak olur. Şuradan alırsak o geçen seferki büyük düşüş Eylül'deki 1.618 nerede? Bakın 17'lerde. Yani bu hisse dediğim gibi 20 lira kuvvetli direnç dedim ya. Bu geçerli yani. 20 liranın üstüne gitmez mi? Gidebilir. Ama orada nerede satarlar? Nereye kadar gider? Terste kalır mı? Kalınır mı? Onu bilemem. O yüzden 20 lirada dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bunu bir de ben kısaca dolar bazlı bakmak istiyorum. Yani TL bazlı söylenebilecek çok bir şey yok çünkü. Aylık. Şu daha önceki analizleri siliyorum. Bakın zaten işte şu anda 58 centlerde. Bunun halka arz olduğu zaman bile 76 centlerdeymiş. Şu anda burada gözü kapalı olarak desem hissede ilk olarak 1 dolarları zaten görülüyor gibi. Bak gördüğünüz gibi 1 dolarları var. Aşağıda da yaklaşık 25 centleri var ama buraya bir daha gelir mi gelmez mi o zaman gösterir. Şu anda 1 dolara nihai hedef ama ondan önce şuradaki tepeleri geçmesi lazım. Burada kendi bir tepe oluşturuyor gibi. O da şöyle söyleyeyim. Sanki 80 centler güzel direnç olmuş gibi. Yani 82 centler. Buralara her geldiğinde buradan dönebilir. Şimdi şöyle bir trend çizersek dolar bazlı desteğinde görünüyor. Şurada biraz daha geleceğiz. 0.53 onu yazacağım. 53 centi var. Şuradan hatta 0.53 ile şu anda şuradaki ortalamaya 0.66 arasında gözüküyor. 0.66 yani hissenin uçacak kaçacak bir hali yok şu an için. 0.53 ile 0.66 arasında dolar bazlıda. Yarın bir gün şu yatay alanı katlarsa ne olur ona bir bakalım hızlıca. Şöyle yapalım, şu alanı katlarsa gidebileceğiz. Seviyesi de yaklaşık 1.72 dolarlar. Hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.